Sizden ricam, buranın gerçeklerine şöyle bir gözünüzü açın, bir bakın. Oradaki para burada çok kıymetli. Keşke bizim ülkemiz daha güzel olsa, insanlarımız alım gücü yüksek olsa. Şarkıcı 5 yıl önce söylediği şarkıdan dolayı yargılanıyor, infaz ediliyor yani bak. Buyur abi. Ya ben bir şey söyleyeyim, ben siz daha iyi dedi. Durumlar abi sence? Ben burada yaşamıyorum. Ben İngiltere'de yaşıyorum. En büyük hata maalesef bizim milletimizde. Çünkü bu ülkede hiçbir kanun, kural, düzene, nizama uyulmuyor. Mesela şuradan dolaştım geldim. Arabalar park yapmış yollara. Evet. Orada olsan bir dakikanın içinde 70 pound cezayı verirsin. Sigara yere atarsın 70 pound cezayı verirsin. Burada bizim tek eksiğimiz, bizim insanlarımız kanuna, kurala uymuyor. Benim diyeceklerim bu kadar. Ben 20 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'nin battığını falan duyduk abi. Nedir durum? İngiltere'de batma bir şey, batma diye bir şey yok. Şimdi ekonomiden konuştuğun zaman İngiltere'de çalışan bir insan parasını orada harcadığı zaman burayla hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Ben kendim... Geçinemiyor mu yani? Ya geçinemiyor diye değil şöyle. Aldığın parayla geçinebiliyorsun ama öyle anlattıkları gibi zenginlik yok. Havada para yağmıyor. Şey çalışıyorsun, zaten. Sabah 7'de kalkıyorsun, gece 12'ye 1'e kadar çalışıyorsun. Benim işletmem var. Ben 10 yıldır ben restoran çalıştırıyorum yani orada. Saat çalışılıyor. Doğru. Yanlış anladım galiba. Ya şimdi bizim oradaki yabancılar, yani bizim gibi yabancılar aynı buradaki sistemin bir başkası orada var. Mesela elde para verir. Şimdi hiçbir şey saklamaya gerek yok. Elde para verir, vergi kaçırır, öyle para kazanırsın. Yoksa her şeyini gösterdiğin zaman bütün kazandıklarını o devlet alır. %23 oranında vergi verirsin. Kazandığın 100 sterlinin 23 sterlini oraya vergi verirsin. Sonuçta sana bunun karşılığı olarak hizmet veriyor şimdi. Ama orada yapmaman gereken bir şey yapıyorsun. Yapmaman gereken bir şeyi her şeyi legal yollardan yaptığın zaman buradan biraz daha iyi olur. Mesela çalışan bir işçi, ortalama bir işçi haftada 370 ile 450 pound para alır. İyi bir işçi ise mesela bir paket sigara orada 15 sterlin. Mesela haftada 7 tane sigara içtin mi 105 sterlin. Aldığın mesela 500 lira, 100 lirası şeye gider, sigara parasına gider. En düşük ev kirası mesela aylık 700 sterlin. Şimdi öyle hesaplayıp orada harcadığın zaman orada harcadığın zaman iyi değil ama orada kazan, burada harcadığın zaman, şimdi kıyasladığın zaman mesela burada kazan, git İran'dan harca. Şimdi mesela adil olmak lazım. Sigara yenen bir şey değil. Ama sigarasız yaşarsın. Ama salatalık etini, salatalık çok konuşuyor burada. Meyveni, bir sebzeni yemeden yaşayamaz. 1.9 sterlin mesela bir salatalık. Tane. Bir tane salatalık 1.9 sterlin. Abi aç mı geziyorlar abi orada? Hayır, aç değil diyorum. Ama geçim orada da kolay değil. Evet. Ama buradakinden herkes biraz oraya daha kaçıyor peki. Nasıl? Niye? Çünkü insanlar oraya kaçmak oraya için canını mesela veriyor. Mesela ben burada geldim Medical Park'ta MR çektirdim. İki tane MR çektirdim. Ben o senin özelin. Şimdi hayır, o onu orada yaptıramam. Niye abi? Çünkü çok para. Mesela ben dişime 5 tane implant. Para nedir mesela çok senin için? Nedir? Şimdi ne dedin az önce? Oradaki para burada çok kıymetli. Ben size dişimden örnek vereyim. Evet. Orada ben 5 tane implant yaptırdım burada. Evet. Ben Kahramanmaraşlıyım. Afşinliyim. Afşin'de 5 tane implant yaptırdım kendime. 12 milyar para verdim 1,5 sene önce. Ben orada bir dişime implant yaptırmaya şey yaptım, kalkıştım. 2800 sterlin bir tanesi. Evet. Şimdi anlattığım gibi. Ben sağlık sistemine kayıtlı mısın orada? O kayıtlıyım tabii. Her ona rağmen. 21 yıldır ben orada çalışıyorum. Peki. Orada diş paralı. Tamam. MR paralı. Evet. Öyle. Burada da paralı, farkında mısın? Para vererek yaptım. Paralı evet ama orada kazandığın parayla orada harcadığın zaman dediğim gibi tek fark bu. Orada kazandığın parayı orada harcarsan burayla... Söylüyorsun ki sanki burada diş bedavaymış gibi. Hayır. Şimdi şöyle. Buraya gel, burada yaşa. Niye orada yaşıyorsun? Şimdi öyle demesi kolay. Ben 21 yıldayım. Aynı... Hayır, sizin... Buradaki sizde yaşam standartınla, buradaki yaşam standartını bir kıyasla... İşte onu söylemek istiyorum. Abi bak, orada mesela diyelim ki mesela ben araba kullanıyorum değil mi? Evet. Arabada yeşil ışıkta geçtim. Ben bugün bir aydır Antalya'dayım. Yeşil ışık, kırmızı ışıktan geçtim değil mi? Öyle sana ceza meza yok. Burada mı yok? Orada. Ceza meza yok. Direkt senin zaten 12 puanın var. 3 defa geçtin bile ehliyetini kökten alıyorlar. Sen bir sene daha ehliyet sınavına gir. Mesela arabanı park ettin değil mi yolun kenarına? Sen öyle 5 dakika beklemen yok. Direkt sana otomatikman 3 gün sonra cezan gelir. O medeniyet, o güzel. Medeniyet değil. Medeniyet değil. Şimdi her devletin kendi koymuş olduğu kurallar, kanunlar vardır. Vatandaşlar da o kanunlara, kurallara uymakla yükümlüdür. Şimdi biz, o ülke bizi öyle bir uslandırmış ki ben mesela korkumdan asla kırmızı ışıktan geçmem.
geçemem çünkü benim ehliyetim değil. Mesela ben abimle seyahat yapıyoruz, arabadayız. Bu şekilde bakarsan zaten ehliyetin gider. Sen ölmemek için kırmızıda geçmemen lazım. O başka bir konu. Hayır. Şimdi sen az önce dedin ki bir salatalık bir sent, bir sterlin, bir evet. Küsür sterlin. Evet. Bu insanlar ne yiyor o zaman abi? Bana anlatın. Hayır, bak ben demiyorum ki ya geçim buradan biraz daha iyi diyorum ama. Olur mu abi? Bir liraya bir salatalık alıyorsa nasıl iyi olabilir ya? İnsanlar açtır ama. Ama ona göre de para alıyorsun kardeşim. Bana bunu söyle. Ama bak ben sana anlatayım. Ben burada ağlayacağım senin haline neredeyse. Hayır. Vallahi oturdum. Ya normal ya. Bir insan evet. Orada çalışan bir insan ayda 1500 sterlin para alır. Evet. Anlatabildim mi? Et alabiliyor mu bu insanlar? Şimdi hesabını sen yap. Ben yapıyorum şimdi, zaten. Yok, senden duymak istiyorum. Benim oğlum Londra'da yaşıyor. Ne kadar alıyor? 3000 küsur, 3500 tamam, pound alıyor. Bitmeyen 1500 pound. 1500 pound bak aldığı maaşın... Bir saniye. Bir kişiden konuşuyoruz biz. Mesela 3000 pound mu alıyor? 3000 pound abinin oğlu maaş aramış ve 3000 pound İngiltere'de çok büyük bir para. Tamam. Yani çok yüksek programcı bir para. Yani. Bak bilgisayar programcısı 3000 sterlin para alıyor. Şimdi 3000 sterlin para alıyor. Şimdi bizim insanlarımız 3000 sterlini çarpıyor 18'de onu büyük bir para oluyor burada. Şimdi 3000 sterlini aldığın zaman onun Londra'da 1500'e ev bulmak çok zor. Daim 1500. Londra'nın dışındaymış bak. Londra'da 2000 2200 2500'da ev kirası. 21 yıldayım ya 21 yaşında gittim oraya. Şimdi aldığın maaşın sen yarısını kiraya veriyorsun. Şimdi ondan ayrı devletin sana her ay ödemekle okulduğun kansıl taksi var, belediye vergisi. İki kişilik bir aile 150 sterlin ayda ödemek zorunda. Detay, şunu merak ediyorum. 21 yaşında mı gittin oraya? Evet. Niye pişman olup dönmedin? Niye bana bunu anlatır mısın? Çünkü ben burada, yani bizim çoğu insanlarımız, biz yokluktan gittik oraya ama ben yokluktan gitmedim. Evet. Şimdi insanın belli bir yaşı vardır. Hayat planını yapmadığı zaman başka yollara gider. Ben gittim. Cahili mutlu muydun? Kapalı yolda. İngiltere'de mutlu musun? İngiltere'de şu an... Pişman oldun mu? Pişman oldum derken çok pişman oldum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben... Keşke daha önce gitseymişim. Ya şimdi böyle yaptığın zaman bak ben gerçekleri konuşuyorum. Sen bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Ben demiyorum ki burası güllük gülistanlık orası. Keşke bizim ülkemiz oralardan daha iyi olsa. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. 2589 TL elektrik parası geldi. Ev bu. Aynen. İki kişi yaşıyor. Dayıcım bak evet. Soruyorum bak. Nasıl? Aynen ben yani böyle bir şey olabilir. Ben güzel demiyorum. Biz sadece oralara fazla abarttıkları için öyle bildiğiniz gibi değil. Ben buraya demiyorum ki çok güzel hayat güllük gülistanlık diye. Orada demokrasi var. Demokrasi var. Demokrasi sen istediğin tabii gidiyorsun High Park'ta gidiyorsun. Bu ne konuştum ki bir şey söyle bakayım. Herhangi bir devlet büyüğüne bir şey söyle bakayım ne oluyor? Avrupalılar konuşmasın. Öyle değil mi? Ben herhangi bir devlet büyüğüne bir şey söylesem ne yaparlar? Anında götürürler hemen yani. Yok öyle bir şey. Adam bir ülkede yaşıyor. Adam gibi yaşıyor. Kimseyi karış. High Park'a git istediğini söyle. Aynen ama şunu da yapamıyorsun. Sana şunu söyleyeyim. Mesela benim iş yerim var. İş yerimde bir tane çocuk bağırarak gidiyor. Arsenal diye bağırıyor. İngiltere'nin bir futbol takımı olarak. Polis arabayı durdurdu, bağırma dedi. Çocuk biraz sarhoş, yabancı, İngiliz. Ben izliyorum orada. Bağırma dedi. Bu kez çocuk polis arabaya bindi, çocuk tekrar bağırmaya başladı. Ondan sonra polis tekrar ikaz etti. Üçüncü seferde çocuk ama çok aşırı ses yapıyor yani. Ağır sinyal alıyor ve etrafı rahatsız ediyor. Polis ne yaptı biliyor musun? Şey yani. Polis ne yaptı biliyor musunuz? Sizce ne yaptı? Tutuklar yani. Nasıl tutukladı biliyor musunuz? Çocuğu yatırdı yere, bir ters kelepçe, ikisi arabaya attı. O kadar da. Allah ya olmuştur. O kadar da. Yanlış konuşmayın. Lütfen yanlış konuşmayın. Ben İsviçre'deyim. Demokrasi yaşıyor. Yani kendi kendini ifade etme şeklidir. Yani bak ben kendimi ne güzel ifade ediyorum. Orada da yapabilirsin. Her yerde yapabilirsin. Bak farklı değil. Polis aynısını burada da yapıyor. Dediğim gibi bak bu tek fark şöyle. Keşke bizim ülkemiz, ben demiyorum ki bizim ülkemiz dört dedik. Keşke bizim ülkemiz daha güzel olsa, insanlarımızın alım gücü yüksek olsa. Fikrini açıkladığı için tutuklanıyor. Şarkıcı 5 yıl önce söylediği şarkıdan dolayı yargılanıyor, infaz ediliyor yani. Bak konuştuğuz şarkı. 5 yıl önce yazmış. Abiciğim ben onlara söylemiyorum. Ben sadece diyorum ki demokrasi ve hukuk sadece hiçbir şey olmaz. Bak son sözüm şu. Ben orada yaşadığım için oranın yorumunu yapıyorum. Evet. Keşke bizim memleketimiz daha güzel olsa. Keşke benim burası doğduğum vatanım. Burada da olsa değil mi? Oraları anlattığınız gibi. Vallahi billahi güllük gülistanlık değil. Yani
Burada yaşam daha zor. Tabii ki gerçekler bu. Yani ya basit bir cümle. Madem o gel, gel Türkiye'de yaşa. Ben 21 yıl mı vermişim oraya? Burada abi niye verdin işte soru? Evet. Neresinde? Galler'de yaşıyorum. 2005. Hala yaşıyor mu? Evet. O zaman şunu bunu savunma bize, tamam mı? Benim savunduğum bir şey yok abi. Şimdi biz teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ülkenin geldiği hale bak. Geldiği hale. Bir şey yok abi. Elektriğe suya bak. Abi ben savunduğum bir şey yok. Ben sadece diyorum biz de Avrupa'da yaşıyoruz. Biz de Avrupa'da yaşıyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu benim yani oranın gerçekleri. Ben buranın gerçeklerini keşke insanlarımız sizden ricam buranın gerçeklerine şöyle bir gözünüzü açın. Bir bakın. Ya görüyorum. Görmüyorsunuz. Sorun var. Kardeş